Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, şerif, latif, mualla, müzella, musaffa, ruhu mübarekelerinin makamına ve bil umum enbiya-i uzam ve Resul-i Kiram hazaratımızın ervah-i kudsiyelerin alezvac-ı tahirat, eshab-ı güzeyin, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i müştehin, hazaratımızın ve silsile-i saadatımızın ustazlarımızın bilhassa huzuru devletlerinde bulunduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zâtihil bari Efendimiz Hazretlerinin harici sur ve dahili surdaki diğer eshab-ı kiram şühedâ-i fiham hazaratımızın cümle geçmişlerimizin ervahı için Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim ve'l mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ya mu'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike Rabbi en yahdurûn. Sallahu en yec'ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum mevedde. Vallahu kadîr, vallahu gafururrahîm. Kâle Mûsâ mâ ci'tum bihissihû. اِنَّ اللّٰهَ سَيُّبُطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُسْلِهُ عَمَلَ الْمُفْسِد۪ينَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِحَ الْمُجْرِمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صدق الله العظيم. Sallu ala Rasulina Muhammed. Allahumma salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumma salli ala sallim. Sallu ala şefii'i nubina Muhammed. Allahumma salli ala sallim. Ol menba'i bağı belagat, ol andelibi gülü zari fesahat ve ol mahzeni fadli saadet Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Muhammedin illezî tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kürabu ve tukda bihil havaicu ve tünalu bihil regaib ve husnul havatim ve husnul havatim. Ve yüstezkal gamamu veçil kerim ve alâ âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli malûmun lekim. Eûzu billâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hâmîm vel kitâbil mübîn. İnnâ enzelnâhu fî leyletin mübâreketin. İnnâ künnâ münzirîn. فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ اَمْرٍ حَك۪يمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِل۪ينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمِ صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِكُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِد۪ينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felek Hazretleri Cibril-i Emin Namus-ı Ekber vasıtasıyla Server-i Enbiya Efendimiz Muhammeden'in Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine vahiy buyurduğu Kur'an-ı Mübin'inde ve okuduğum Duhan Suresi İlk 6 ayetinde Rabbim şöyle buyurur meale.
Ha ve mimdeki esrarıma yemin ederim. Ha, mim. Ha ismiyle başlayan ismi şerifler. Hay gibi. Mim, mümin, müheymin gibi ismi şerifleri var Rabbimizin. Bu isimlerdeki esrarım hakkı için. Allahu alem. Daha birçok sırları ihtiva eden ilk ayetindeki Rabbimizin bütün murad-ı ilahi neyse biz inandık, iman ettik. Vel kitabil mübin. Her şeyi beyan eden, hiç gizli bir şey bırakmayan kitabım hakkı için. Rabbimiz yemin ediyor. Hazreti Kur'an beyan eden, haramı helalı anlatan Kur'an'ım, kitabım hakkı için. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Biz onu çok bereketli, mübarek bir gecede indirmişizdir. Biz kudret ve azametimizle insanları, kullarımızı uyarıcıyız. Peygamberlerimiz vasıtasıyla. Diğer kullarımız vasıtasıyla uyuyanları uyandırıcıyız. Gaflette olanları onları gaflet uykusundan uyandırıcı veya cehennem azabıyla onları korkutucuyuz. O gecede Kur'an'ı Kerim'i indirdiğimiz gecede fiha yufraku kullu emrin hakim. Muhkem bütün emirler. Muhkem hükmolunmuş bütün emirler o gece tefrik ve temyiz olunur, tespit edilir ve karara bağlanır. Öyle bir gece. Kur'an'ımızı indirdiğimiz mübarek bir gece. Emren min indina. Tarafımızdan bir emir olarak. İnna künna mürselin. Biz kudretimizle, kuvvetimizle sizin Rabbiniz olarak ey kullarım size peygamberler göndereniz biz. Biz melekleri gönderen, elçiler gönderen Allah'ınız, Rabbiniziz biz. Bu da rahmeten min Rabbik. Rabbiniz tarafından bir rahmet olan. Peygamberleri, melekleri göndermemiz benim size bir rahmetimdir. İnnehu huves semiul alim. Muhakkak o Allah, Rabbiniz her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Buyurulmaktadır. Ayetler devam ediyor. Bu okuduğum ayetler Duhan suresinin ilk ayetleriydi. Evet, benim aziz ve kıymetli ihvanı dinim. Okuduğum ayetlerden de anlaşılacağı veçile mevzumuz mübarek bir geceye aittir. Yani Berat gecesine ait. Berat gecesiyle alakalıdır mevzumuz. Senemizin 5 mübarek gecesinden inşallah 4.sünü bugün cumartesi, yarın pazar. Pazartesi günü akşam. Sallıya bağlayan gece Leyle-i Bera. Leyle-i Mübareke. Okuduğum ayette ismini duyduğumuz, gördüğümüz Duhan suresinin ilk ayetlerinde Leyle-i Mübareke. Bereketli, muhteşem bir gece. Allah mübarek etsin. Rabbim kavuşup bu gecede bağışlananlardan, bu gece nurlananlardan, bu gece beratını nurdan alanlardan etsin cümlemiz. Mevzumuz bu ama bunu böyle 45 dakikada, bir saatte anlatmamıza imkan ve ihtimal yok. Bu rahmet deryasından bir katracık sunmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bize
anlatmakta kolaylık ihsan buyursun. Siz kardeşlerime de, çok uzaklardan gelen var görüyorum. Amerika'dan gelenler var. Yurt dışından, diğer memleketlerden, devletlerden gelenler var. Yurt içinden de, Kütahya'sından, Antalya'sından, Alanya'sından, Manavgat'ından, her tarafta ziyarete gelenleriniz var. Allah ziyaretlerinizi kabul buyursun. İnşallah dolu dolu feyizlerle efendim şarj olmuş olarak döneriz hepiniz. Hani akü boşalır da götürürsünüz, ceryana koyarsınız. Boşalan akü 10 dakika, 15 dakika sonra ne olur? Efendim? Dolar. Değil mi? Enerjisini toplar, arabaya koyarsınız, işinizi görürsünüz. Ama akü boşalmışsa arabayı bile çalıştıramazsınız. Öyle midir? Aynen, manen kalpler de böyledir. Gönüller de aynen böyledir. Şarj olmaya şiddetle ihtiyacı var. Nerede onun enerjisini, fişi nereden koyacağız da nasıl dolduracağız? İşte onun fişi, onun ceryan merkezi Hazreti Kur'an, dinimiz, Resulullah'ımız, Resulullah'ımızın varisleri, mürşitlerimiz, huzuru devletlerinde bulunduğumuz Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zatil bari, onun huzurunda bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif okuyarak hürmetle efendim okuduklarımızı onun mübarek ruhu saadetlerine göndermemiz ve irtibata geçmemiz demektir. İşte onların huzurunda boynumuzu bükerek Mevla'ya ilticamız şarj olmamız demektir. Rabıta-i Şerife bir şarjdır. Öyleyse giderimiz çok, gelirimizin de çok olması lazım. Bütçeler öyle değil midir? Devlet bütçeleri de bütçeler yaparlar. İşte derler ki giderimiz şu kadar katrilyon ama bu kadar da gelir olması lazım. Açık verir sonra. Ailelerin bütçeleri de böyledir. Değil mi? Gelirinize göre giderinizi, giderinize göre gelirinizi ayarlamazsanız o zaman maişet darlığına ve sıkıntıya düşersiniz. İşte manen de böyledir. Gönüller muhtaçtır gelire. Hele hele gider çok asrımızda. Evimizden buraya gelinceye kadar işlediğimiz günahların hesabı yok. Gözümüzden, kulağımızdan sadır olan günahlar gider demektir. Kişinin işlediği her günah, her yanlış, her kabahat nedir? Söyleyin. Gider. Gidiyor ya. Harcıyoruz. Peki o giderlerin yerine gelirin olması lazım değil mi? Açıkları kapatmamız lazım. Gelir ne? Sevap. Hasenat. Gelirlerimiz hasenat. Yani ibadetlerimiz. Evradu eskarımız. Rabıta-i Şerif, zikri kalbilerimiz ve bu mübarek günler ve gecelerde bilhassa gelirlerimizi çoğaltmak, ceryanı, aküyü doldurmak yedekleriyle beraber. Çünkü harcıyorsun. Çok gider var. Çok gider olunca çok da gelirimiz olması lazım. İşte asrımızda elimizden, gözümüzden, kulağımızdan maalesef giderlerimiz çoktur aziz kardeşler. Öyleyse bu giderleri karşılamak için böyle haftada bir cuma namazıyla bu açıklar kapanmaz. Hele hele bayramdan bayrama bayram namazıyla hiç kapanmaz. Ya. Günde 5 vakit namazla ancak bu kapanır. Onun için Rabbimiz günü böyle 5'e ayırmış, ibadet saatlerini farz kılmış, aküyü dolduralım diye. Gönüllerimizi, kalplerimizi o aralıklarda boşalan, o aralıklarda, o vakitlerde harcadıklarımızı tedarik edelim diye. Evet, işte uzaklardan, yakınlardan buraya şarj olmaya geldiniz. Hoş geldiniz. Cenab-ı Hak dolu dolu inşallah kalplerinizi, büyüklerimizi ziyaret ederek onların kabirlerini huzurda
bunlara hürmet ve tazimle dolu dolu böyle, hani deriz ya, ben öyle bir ziyaret ettim, öyle bir zevke, öyle bir manevi hazza, bana artık bir ay iki ay yeter, bir sene iki sene yeter deriz, değil mi? Onun için bu mübareklerin huzuruna gelmeye ihtiyacımız vardır. Onları ziyarete ihtiyacımız vardır. Bu sohbetleri dinlemeye ihtiyacımız vardır. Hiçbirimiz müstagni olamayız. Şu kürsüde konuşan belki sizden daha fazla vaaz ve nasihata muhtaçtır. Sizden daha fazla ihtiyacı vardır. Burada anlatıyor ama o da sizin gibi anlattığını o da dinliyor. Hep beraber dinliyoruz. Cenab-ı Hak dinleyip, kabul edip, tatbik edenlerden kılsın. Evet, 3 aylarımızın ilki Recep-i Şerif geçti. Şimdi Şaban ayımızın, sevgili peygamberimizin ayının bugün 12. gününe geldik. Yarın 13, pazartesi 14. Öyle mi efendim? Ve pazartesini salıya bağlayan gece 3 aylarımızın tam ortası. 15. gece Şaban ayımız. Nısfı Şaban. 3 aylarımızı pazartesi günü akşam yarılıyoruz. Ortasına geliyoruz. Binaenaleyh önümüzdeki bu mübarek geceyle alakalı siz kardeşlerime faydalı olmaya çalışacağım. Bu mübarek ve feyizli, bereketli geceyi bu mübarek ayetlerde görüyoruz işaretiyle. Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri bu 5 mübarek, feyizli, bereketli geceleri biz Muhammed ümmetine meccanen ihsan etmiş. Meccanen. Benim üstazım Süleyman Efendi Hazretleri öyle çok onların namütenahi yalvarış duaları vardır da bir de şöyle yalvarırlardı. Allahümme halektena meccanen ve razektena meccanen ve vavfirlena meccanen verhamna meccanen ya Rabbel Alemin. Böyle bu duayı yaparken Refika-i Mübarekeleri, o da bütün ilimleri okumuştu validemiz, Cenab-ı Hak cennette komşu kılsın. O da, ben de ona şunu ilave edeyim buyurmuştu annemiz. Allahümme şerrifna bi cemalike meccane. Ne demek? Anlayamadık diyeceksiniz. Allah'ım bizi meccanen halk etti. Öyle mi? Meccanen bizi insan olarak halk ettin Allah'ım. Sonra Allah'ım bizi meccanen doyuruyor, yediriyor, içiriyor, rızıklandırıyor. Cenab-ı Hak bu havayı veriyor bize. Ücret istiyor mu bizden? Var mı ücret ödeyen içinizde havaya? Bak, oksijen alıp veriyorsunuz. Bu havayı alıp verirken bir yere ücret ödüyor muyuz efendiler? Hem gavuru hem Müslümanı. Böyle bir ödeme yok. Ama 2 dakika hava almasa ne olur? 2 dakika havasız bıraksak adamı ne olur? Ölür gider. Allah Allah. Ne müthiş bir gıda, ne müthiş bir rızık. Hava. Hava alıp verme. Meccanen. Allah sunmuş. Meccanen. Öyle mi efendim? Meccanen ışık veriyor, güneş. Hiç bizden para istiyor mu? Kafire, mümine ışık, aydınlık veriyor bak. Gündüz dağıtıyor her tarafı. Allah'ım bizi meccanen yarattın. Allah'ım meccanen bizi yaşatıyor, bizi rızıklandırıyorsun. Çeşit çeşit meyveler veriyorsun. Meccanen. Allah'ım, Rabbim öyleyse bizi meccanen bağışla Allah. Allah'ım bizi meccanen merhametinle muamele eyle Allah'ım. Rahmetinle annemi, babamı, akraba, taallukatımı, yeryüzündeki bütün kardeşlerimi demek. Yeryüzündeki iman eden, ehli imanı hepimizi Allah'ım meccanen bağışla, meccanen merhametinle muamele eyle Allah'ım. Rahmeti Sübhaniyene ithal eyle Allah'ım diye bu duayı yaparken
Annemiz, o salihatun nisvandan olan annemiz, bütün ilimleri okumuş annemiz, refikaları, zevce-i mübarekeleri, ben de dedi, efendim sizin duanıza şunu ilave edeyim. Allah'ım, Allahümme şerrifna bi cemalike meccanen. Ya Rab, yarın ahirette, cennette cemalini bize meccanen göster Allah'ım. Meccanen Allah'ım cennette zatını seyredenlerden eyle bizi. Bütün iman edenleri, kıyamete kadar gelecek ihvan ve ehevatı. Allah'ım meccanen, meccanen cemal nimetiyle bizi müşerref kıl Allah'ım. Onun için Allah'ımız bu ümmeti Muhammed'e bu 5 geceyi meccanen ihsan etmiş. Hangi geceler onlar? Leyle-i Veladet geçti. 1428 Hicri yılımızın birinci kandili neydi? Efendimizin veladet kandiliydi. Mübarek gece. 2 Regaib kandiliydi. 3 aylarımızın ilki, Recep ayımızın ilk cuması. 3. kandilimiz mübarek, bereketli gecemiz, meccanen verilmiş. Recep ayımızın 27. gecesi Miraç kandiliydi. Şimdi 3. ve 4. gecemiz meccanen Rabbimizin ihsan ettiği Leyle-i Berat, karar gecesi. İlahi duruşmanın karar gecesi. Yine üstazım bu kürsülerde bize ders verirken öyle anlatırlardı. Evladım, Cenab-ı Hak bu ümmete 5 mübarek gecede manevi duruşma yapar. Kullarını huzuruna çağırır. Günahkar kullarını çağırır. Affedecek kullarını. Affetmek için bu geceleri onlara büyük lütuflarda bulunmak üzere ihsan etmiş. Eğer 1. kandil gecesinde orada huzur ilahiye gelmesi lazım. O meclise gelmesi lazım. O çağrıya, o davete icabet etmesi lazım. Hani mahkeme, dünyada da mahkemelere davetiye gelmez mi? Duruşma var, gelin diye çağrılır. İşte bu gecede manevi duruşmalar oluyor. 1. duruşmada affedilemedi. Cenab-ı Hak onu 2. duruşmaya talik eder. Regaib kandili. Orada da gaflet etti. 3. bir rahmet gecesi daha açık bırakıyor Cenab-ı Hak kapıları. Hani dünyada 1. celse mahkeme, 2. celse, 3. celse olmaz mı efendim? Araştırılır. Ondan sonra orada da 3. celsede de yine o biraz kusurlu kabahatlıysa ona denir ki 4. celsede karar verilecek. Karar gecesi. Nedir o 4. karar gecesi? Pazartesi gün akşam Leyle-i Berat. Fiha yufreku küllü emrin hakim. Her muhkem emrin tefrik edildiği, muhkem emirlerin karara bağlandığı gece, karar gecesi. Karar gecesi. O gece Hazreti Allah kullarını mahkeme ediyor. O gece huzur-i ilahiye çıkanlar ya berat ediyor, çıkmayanlar da berat edemiyor demektir. O geceyi gelip müracaat edip Allah'ım affımı istiyorum, bağışlanmamı istiyorum Allah'ım diyenleri, Hazreti Allah Erhamur Rahimin olan Allah'ımız bu karar gecesinde kapısına gelenleri, affını isteyenleri, onların sicillerini, günahlarını keenlem yekün kılıyor, yapmamış, işlememiş gibi tevbe edenleri, nadim olanları temize çıkarıyor, beraat ettiriyor, ibra ediyor Hazreti Allah. Nimete bakın, devlete bakın. Bu gece nurdan beraat veriliyor. Eline belge veriliyor. Allah tarafından müminlerin, bu geceyi ihya edenlerin suçsuzluğunu ispat eden, bildirilen bir belgeye Allah onu mazhar kılıyor. Bu belgeyi al, bununla cennete gideceksin. Belgesiz cennete gidilmez. Cehenneme de gidilmez. Kapıya gelince soracaklar, bak çıkar bakayım nüfus, kimsin sen, hangi tebaaya mensupsun, nerelisin sen, nereden gelip nereye gidiyorsun?
Öyle gelişi güzel, herkes istediği yerden istediği yere geçebilir mi dünyada? Ahirette hiç olmaz herhalde. Binaenaleyh cennete gitmek için de vesikası lazımdır. Allahu Zülcelal tarafından ona bir belge verilmesi lazım. Efendimizin tasdiki olması lazım. Öteki Allah'ımızın sevgililerinin kontrolünden geçmesi lazım. Ya dünyada böyle değil mi muameleler? Dünyayı ahiretin örneğidir. Binaenaleyh bu önümüzdeki gece işte nurdan berat veriliyor, karar veriliyor. Diyelim ki bu gecede gafletle geçirdi. Bu geceyi de anlayamadı, farkına varamadı. Hazreti Mevlamız karar gecesinin temyizi olarak. Dünyada da bir temyiz mahkemesi olur ya, karar, nihai kararı verir mahkemeler. Ondan sonra yapılacak iş, mahkemeyi temyiz vardır. Orası da sondur artık. Mahkemeyi temyize müracaat edilir. Oranın vereceği karara itiraz edilmez. İşte üstazım bu misali verirdi. Son 5. kandil gecesi de Kadir gecesidir. İşte o gece artık temyiz mahkemesi gibi, haşa, yani bir benzetme ama anlaşılması için la teşbih. Binaenaleyh o gece Hazreti Allah artık nihai temyiz gecesi, kulları o gece rahmeti ilahiyeye nail ve mazhar olmak nimetine de mazhar olurlar. O geceyi de kaçırırsa artık öteki duruşmaları beklemesi lazım. O gecede zaten bu kadar, bu mübarek gecelerde bir insan huzura çıkmazsa, Rabbisinin kapısına gelmezse, Kadir gecesi gibi bin aydan daha hayırlı bir gecede de Allah'ın huzuruna gelmez ise, önümüzdeki berat kandilinden nurdan kullarına berat verdiği, affettiği, ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemimiz öyle buyuruyor, Hazreti Ali kerremallahu veçheden mervi bir hadis-i şerifte, İzâ kâne leyletün nisfü min Şaban, Şaban ayının yarısı olunca, önümüzdeki pazartesi günü gecesi yarısı olunca buyuruyor Peygamberimiz, fekûmû leylehâ, onun 15. o geceyi ayakta geçirin diyor Resulullah. Yani ihya edin. Ayakta geçirin demek böyle ayakta durmak demek değil. Ne demek? Namaz kılarak, öyle mi? O geceyi Kur'an okuyarak, o gecede salatu selamlarla, o gecede 100 rekat namaz tavsiye buyurulmuş. Allah hepinize nasip etsin. Efendim üzerime kaza namazı varken kılabilir miyim? Kılarsın, kılar. Yine üstadım misal verirdi o tarihlerde. 58-59 yıllarında cemaate İstanbul'da hitap ederken bu kürsülerde, olur olur derdi, kaza namazı varken de nafile namaz niye olmasın? Günde biz 5 vakit namazda 40 rekat namaz kılıyor muyuz? 40 rekatın yarısı farz, yarısı nafile değil mi? Hesap edin. Yarısı sünnet, nafile, yarısı da farz. Demek ki her gün biz 40 rekat namaz kılıyoruz. Yarısı farz, yarısı nafile. Niçin? Noksanlarımızı tamamlamak için. Öyleyse kazası üzerine olan nafile namaz kılar pekala. Ve derdi, misal verirdi. Peki yavrum borcun var senin. Falana borcun var, oraya borcun var, oraya borcun var, borç içindesin. Der misiniz ki ailece, yahu bizim borcumuz var, evet, biz et yemeyiz artık, et yasak bizim. Hiç et yemeyecek misiniz? Ya borcumuz var bizim, biz elma, armut alıp yemeyiz, borcumuz var bizim. Hem borcunuzu ödeyeceksiniz, hem de Allah'ın ihsan ettiği etten de zaman zaman alacaksınız kasaptan. Öyle değil mi? Var mı böyle diyen? Yahu benim borcum var, ben artık et yiyemem. Ben tereyağı yiyemem, ben bilmem ne yiyemem. Hepsinden azar azar alıp yiyorsun, yiyeceksin. Binaenaleyh, nafile de ayrı bir gıdadır. Farz namaz esas. Onu Allah'ın emri olarak yapacağız. O nafileler de bizim öteki gıdalarımız.
onları da alacağız. Onları da alacağız. Peygamberimiz o geceyi ihya edin diyor. O geceyi ayakta geçirin. O gece uyumayın. O geceyi idrak eden o geceyi değerlendirsin demek. O geceyi nasıl değerlendireceğiz? Nasıl değerlendireceğiz? Yine sevgili peygamberimiz öyle buyurmuşlardır. Bir gecenin ihyası nasıl olur? Bir kişi yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını yatıp uyusa bile ibadetle geçirmiş sayılır. Sabah namazını cemaatle kılarsa, gecenin geri kalan yarısını da ibadetle geçirmiş kabul ediyor Hazreti Allah. Geceyi ihya etmenin en azı bu mübarek gecede ihlas ile akşamı, yatsıyı, sabah namazını cemaatle kılmaktır. Ama ihya deyince biz mübarek feyizli gecelerde bu kadarla kalmayacağız. Bu kadarla iktifa etmek yakışmaz, layık olmaz. Efendimizin o geceyi ihya edin, o geceyi ayakta nasıl bir büyüğünüz gelince ayağa kalkmaz mıyız? Hürmet ve saygı ifadesi el pençe divan durmaz mıyız onun huzurunda? Öyleyse bu gece Allah'ın rahmeti geliyor. Cenab-ı Hak hadis-i şerifin devamında o geceyi ihya edin, o geceyi namazla, Kur'an tilavetleriyle, ama biraz uyuyun. Uyuyup yarım saat uyuyun, bir saat uyuyun, kalkın, sahurda kalkın, oruca da inşallah o günü Efendimiz öyle buyuruyor. Ve sumu neharaha, gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruçla geçirin. O berat kandilinin, o mübarek gecenin. Sahura kalkacaksın, sahura kalkmak için bir saat evvel kalk. 4:30'da mı oluyor imsak bitiyor? Tamam, 3:30'da kalk, 4'te kalk. Yarım saat daha efendim ibadet ve taatla, efendim teheccüd namazıyla, teheccüd namazı uyuyup uyanıp gece yarısından sonra kılınan namazın adıdır. Binaenaleyh siz gündüzünü oruçla geçirin ey ümmetü eshabım. Gecesini de böyle evradu eskar ile, dualarla, yalvarış ve yakarışlarla değerlendiriniz. Daha doğrusu değerli olan gecede kendinizi değerlendiriniz. Biz geceyi nasıl değerlendireceğiz? O gece zaten baştan başa rahmet. Baştan başa nur. Öyleyse o geceyi ihya demek, diriltmek demek, mecazi manada kendimizi diriltmek demek. O diri olan gecede, o aydınlık olan gecede kendimizi aydınlatmak. O feyizli olan gecede kendimizi feyiz deryasına, nur deryasına daldırmaktır. Binaenaleyh o gece diyor Fahri, buyuruyor Fahri kainatımız. Cenab-ı Rabbil Alemin güneş batımından sonra, pazartesi günü akşam, güneş batımından itibaren imsak vaktine kadar yeryüzündeki kullarına rahmetiyle iner Hazreti Allah. Rahmetiyle nazil olur. Ve der ki ey kullarım, içinizde günahının affını isteyen yok mu, affedeyim. Ey kullarım, ey kullarım, benden rızık isteyen yok mu, rızıklandırayım. Benden sıhhat ve afiyet isteyen yok mu, sıhhat ve afiyet vereyim. Rahmet isteyen yok mu, rahmetimi vereyim. İşte sıkıntılar içindeyiz. Ama çok büyük de kusurlar, kabahatler, yanlışlıklar içindeyiz. Yeryüzü küfürle, hele hele bu yaz günlerinde plajlar, o deniz kenarları et pazarı haline gelmiş. Haya, edep, o memur olmayan, mükellef olmayan hayvanları bile utandırıcı manzaralar sergileniyor yeryüzümüzde. Bütün bunları melekler seyrediyorlar. Allah'ı Celle Celaluhu, Mevlamızın rahmetinden uzak, Mevla'yı unutmuş, cenneti unutmuş, cehennemi unutmuş, nefisle sarmaş dolaş olmuş, nefisle, nefsi emmare ve şeytanla kolektif anonim şirketi kurmuş,
Şeytan ki onların çocuklarına da ortak olmuş. Şeytan ki onların mallarına, servetlerine de ortak olmuş. Yeryüzünde böyle bir küfür, yeryüzünde böyle bir isyan dalgası hüküm sürüyor. Bunların arasında Allah'ın abid kulları da var. İnşallah biz de bu gece o kullarından oluruz. Biz yalvaran, Mevlasını unutmayan, bu nimetleri ihsan eden, bahşeden, lütfeden kullarından oluruz. Onun için benim aziz ve kıymetli ihvanı dinim, Leyle-i Mübareke ismini vermiş Hazreti Allah Celle Celaluhu. Mübarek bir gece. Hazreti Kur'an'ın indirilişi gündüz değil, gecede olmuş. Gecede cümleten Allahu Alem bu gece Hazreti Kur'an'ı Rabbimiz Levh-i Mahfuz'dan semai dünyaya, dünya semasına cümleten Hazreti Kur'an'ın tecelliyatını, envarını, esrarını Hazreti Allah inzal buyurmuş. Ümmeti Muhammed'e indirdiği, Efendimiz'e vahyettiği Hazreti Kur'an'ın iniş gecesi önümüzdeki Berat Kandili. Efendim, sevgili Peygamberimiz bu geceye müteaddit isimler vermiş. Birinci ismi zaten Kur'an-ı Kerim'de Leyle-i Mübareke. İkinci bir sırrı bu gecenin, bu gecede Hazreti Allah Celle Celaluhu bütün muhkem emirleri tespit edip ilgili memurlarına tevzi buyurduğu muhkem emirlerini. Mesela bu gece nusah-ı erzakı, erzak rızıklanacak hayvanların, insanların rızıklarının taksimatı bu gece yapılıyor. Hazreti Allah bu rızıkların taksim nushasını Mikail Aleyhisselam'a tevdi ediyor. Dünyada öyle değil mi efendiler? Misal olarak söylüyorum, iyi anlayasınız diye. Öyle devletler de bakanlıklara ayırmazlar mı ülkelerinin idaresini? Şu işe bakan, şu işe bakan, şu işe bakan. Hazreti Allah da büyük meleklerini vazifelendirmiş. Siz ey Mikail kulum, sen şu şu işlere bakacaksın. Rızıkları tevzi ile memursun sen buyurmuş. Ve Cenab-ı Hak rızıkların kime ne kadar nasıl olacağını nushasını Hazreti Mikail'e tevdi buyurduğu gece. Ve harpler, zelzeleler, fırtınalar, yıkılacak yerler, neyse ne gibi afetler, neler olacaksa Allah'ın indinde bunların hepsi malum değil mi? Malum. Hepsi Mevlamızın takdirinde değil mi? Amenna. Onun programıyla oluyor değil mi? Onun programıyla. İşte bu programın tatbikatını da Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a vermiş. Zamanı yeri gelince o fiili, o vazifeyi ifa ediyor. Allahu Zülcelal bütün semavatta yerde olacak amellerin nushasını da İsrafil Aleyhisselam'a verir. Fiha yufreku küllü emrin hakim. Ve nihayet bütün canlıların nerede, nasıl, ne şekil öleceğinin bir programı var. Allah bunu programlamış. Hepinizin şimdi nerede, nasıl öleceğini Allah'ımız biliyor. Biliyor değil mi? Amenna. Şüphemiz var mı? Haşa. Programmış Cenab-ı. O programı da Melekül Mevt'e tevdi etmiş. Azrail Aleyhisselam'a vermiş. O da o kuvvetin, o kudretin sahibi kılınmış. Kim nerede? Yani bir anda milyonlarca insanın ruhunu alıyor bir anda. Kadir, Allah o kuvveti vermiş. Nerede, nasıl? Bütün canlıların ruhlarının nerede, nasıl alınacağının programını yapmış Hazreti Allah. Onun bir nusrasını da Azrail Aleyhisselam'a vermiştir. Bu gece rahmet gecesidir. Çünkü bu gece güneş batımından imsak vaktine kadar 24 saat Hazreti Allah sağanak halinde kulların gönüllerine rahmet-i ilahiyeyi inzal ediyor, ihsan ediyor. Böyle bir gecede
bir insanın böyle gafil davranışı, hareketi kabul edilebilir. Hadi o kafirleri bırakalım, hiç haberi yok onun. Münafıklar, mürahiler, onların haberleri yok. Gafil olanlar da var, gaflet içinde olanlar da var. Belki o gecenin böyle bir gece olduğunun farkında olamayan Müslüman olanlar da var. Allah hepsine hidayeti kamile ihsan etsin. Halbuki böyle bir rahmet gecesi gelmeden işte şimdiden hazırlanalım da o geceye nasıl girelim? O gece bizi nasıl ihate etsin? O geceye hangi kapıdan nasıl, hangi duygularla girelim? Onun plan ve programını yapmamız lazım. Hazırlığını yapmamız lazım. Böyle bir rahmet gecesi. Cenab-ı Rabbil Alemin her bir kapıda o gece rahmet kapılarını açıyor. Pazartesi günü hususiyle ümmeti Muhammed'e her bir kapıda bir münadi, bir nida eden, çağıran, seslenen, mesaj veren bir meleği vazifelendiriyor Hazreti Allah. Her bir kapıda bu gece o rahmet kapılarının birinde bir melek nida ediyor. Ne mutlu bu gecede Allah'a rükû edenlere, bu gece rükû edenlere, bu gece Allah'ın huzurunda eğilenlere, bükülenlere, Mevla'nın huzurunda iki büklüm olarak gözyaşı dökenlere ne mutlu diye sabaha kadar nida edermiş. O insanı düşünün ki yatmış hurul hurul uyuyor. O insanı düşünün ki kumar oynuyor o gece. O insanı düşünün belki de içki içiyor o gece. Allah hidayet versin Cenab-ı Hak. Aman ya Rabbi. Ama öyle bir kulları da olacak ki o gece inşallah sizlersiniz. Allah hepimizi onlardan etsin. Rükû edenlerden 100 rekat namaza duracaksınız inşallah. Hiç olmasa 50 rekat. Üstazım öyle buyurdu. Ne olur efendiler 100 rekatı tavsiye etmiş büyüklerimiz. İmam Ali radıyallahu anh efendimizden rivayet edilmiş. Bu 100 rekat ikide bir selam Allah rızası için berat namazı diye yatsıdan sonra oturduğunuz yerde olabilir yaşlılar. İlk her rekatta bir Fatiha, 10 İhlas-ı Şerif. Bunu okuyamayacak yok içinizde. Nasıl geceyi? Yani bu geceyi melekler iniyor akın akın yeryüzüne. Ya bizi nerede görsün o melekler? Namazda görsünler değil mi? Fotoğrafımızı namazda çeksinler ya. Yatarke değil, eğlenirke değil. Ha ha ha, hi hi hi, gülerke değil. Gözyaşı dökerke görsünler bizi. Fotoğraflarımızı öyle alsınlar. Böyle olması daha güzel değil mi efendim? Binaenaleyh bu da 100 rekat uzun bir zaman alır. 1 saat, 2 saat. Dinlene dinlene. Arada dinlenirsiniz. 50 tane fasulye tanesini şuraya koyarsınız. İkide bir selam verdikçe bir tane alır bu tarafa koyarsınız. O fasulye 50 tane bitince de 100 rekat tamamlanmış olur. Hesabı da kolay. Zihninizde tutmazsınız. Allah kılmayı nasip etsin. Bu namazı eda edenlere Hazreti Allah Celle Celaluhu bu rahmet gecesinde Rabbimiz 100 melek tayin ediyormuş onlara. 100 melek. Allah'ım o namazhar olanlardan et bizi ya Rabbi. 100 melek gönderiyor. 100 melekten 30'u cennetle tebşir ediyor. Bu namazı kıldıktan sonra ey Allah'ın kulu, bu berat gecesini, bu nurlu geceyi ihya eden Allah'ın kulu, müjdeler olsun sana cennet. Büşra lekümül cennet. Büşra lekümül cennet. Büşra lekümül cennet. Siz böyle bir meleklerin müjdesine mazhar olmak istemez misiniz? Efendim? İsterseniz değil mi? Allah kılmayı nasip etsin. Ya kılmayanlar böyle bir müjdeye mazhar olmayacak mı? Ya olur, onlar da olur. Ama böyle olursa daha üstün seviyede olur. Gelirin kısım kısım, kademe kademe, merhane merhale, safha safha değil mi yahu? Aylığı şu kadar olan yok mu? Ondan daha fazla alan yok mu? Ondan daha fazla alan yok mu? Vallahu yerzuku men yeşâ bi gayri hisab diyor Cenab-ı Hak. 5 vakit namazla kıldığımız ecir var.
sünnetleri kıldığımız zaman aldığımız ecirler var. Duha namazını kılarsak ayrı aldığımız ecirler var. Teheccüd namazı kılarsak ayrı ecirleri var Mevlamızın. Biz fazla ecir almak istemiyor muyuz? İşte bu ecirler meyanında Hazreti Allah 30 meleği vazifelendirir. O kulumu tebşir edin. Tebşir, müjdeleyin onu cennette. 100 melekten 30'u da onu cehennem azabından ve kabir azabından, mahşerde karşılaşacağı bütün sıkıntılardan onu korumak üzere Allah vazifelendirirmiş. 30'unu da. Allah'ım bizi müyesser eyle Allah'ım. Bize kolaylıkla kılmayı nasip et. Kolaylık ver Allah'ım. Allah nasip etsin. İnşallah Seyfi Hoca söyledi, yapmaya çalışacağım de. Cenab-ı Hak başladın mı ilk iki rekatı kılınca ondan sonraki ikinin kılınmasını da kolaylaştıracak. Ondan sonra kıldıkça kolaylaşacak göreceksiniz. Kıldıkça Allah kolaylığını ihsan edecektir. Allah hiçbir zaman kullarına zorluğu murad etmez. Kolaylığı murad eder. Biz de kolayımıza geldikçe, biz de bunu inşallah sıhhatımız el verdiğince, oturduğumuz yerden de yapabilirsek, eğer ayakta durma imkanımız yoksa, bunu eda etmeye çalışacağız. 30 meleği de Hazreti Allah Celle Celaluhu dünya afetlerinden onu muhafazaya memur edermiş Rabbimiz. Allahu Ekber. Yedfe'ûne anhu afate dünya. Dünya afetlerinden def ile memur olurlarmış. Kaç oldu? 100 melekten 90 oldu değil mi? 30'u. Geriye 10 melek. O 10 meleği de Allah-u Zülcelal şeytanın ona çelme takmasın. Şeytanın hileleri var. Hepimizi aldatan, hepimizi kandırmaya çalışan, babamıza annemize cennette vesvese veren, onun evlatları olan bizleri de devamlı kandırmakla gece gündüz çeşit çeşit programlar yapan. Şeytanın öyle programları var ki, şeytanın öyle sayısız televizyon kanalları var ki sayamam. Hepsi ayrı ayrı programlar yapıyor. Fuhuş programları, çeşit çeşit programları var şeytanın. İnsanları aldatmak için. İşte 10 meleği de Allah bu programlardan, şeytanın bu hile ve çelmelerinden, desiselerinden onu korumaya memur edermiş Hazreti Allah. Ve o tuzağa düşmezmiş. O tuzağa yakalanmazlarmış onlardı. Allah'ım bizi o kullarından eyle. Evet benim aziz ve kıymetli ihvanı dinim, sevgili peygamberimiz öyle buyuruyor başka bir hadis-i şerifinde. Men rekene ile dünya ahrakahallahu binari cehennem. Kim ki bu mübarek geceleri terk eder, kim ki bu ilahi rahmetten istifade etmek istemez, kim ki dünyaya bağlanır, kim ki ahireti unutur, ahirette ilişki ve alakayı keser, rabıtasını keser, koparırsa Allah onu dünyaya yaklaştırır ve dünyanın ateşiyle yakar onu, cehenneme gider. Allah muhafaza buyursun. Kim ki bu hale düşerse, kim ki dünyaya bağlanır, kim ki bu mübarek günlerin geliş gidişinden haber olmaz, isyan ve gafletle götürürse, o bir ateşin yaktığı bir küle benzer. Külü de bir rüzgar savurur gider. Allah muhafaza buyursun. Ama kim ki ukbaya yaklaşırsa, kim ki bu mübarek geceleri değerlendirmiş olan değerli gecelerde kendini değerlendirirse, ibadet ve taatlarla, tevbe ve istiğfarlarla, af ve mağfiretini isteyerek, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, kim ki bu mübarek gün ve geceleri geçirir ve o ukbayı ön plana alırsa, ahireti ön planda tutarsa, Allahu Zülcelal onu ahiret ateşiyle, ahiret aşkıyla yakar, yakar da o bir altın olur, altın.
Efendiler, işte biz ibadetlerimizle, taatlarımızla dünyada günahlarımızı yakanız. Hani paslı bir demiri demirci ateşte yakarsa ne olur? Paslar yanar, cevher meydana çıkmaz mı? Ve altın madenleri işlene işlene, tasfiye edile edile, yakıla yakıla o altın madenleri meydana çıkmaz mı? İşte mümin tevbe ve istiğfar ile bu dünyada ahireti ön plana alan, ahiret aşkı ile kendini evet yakan kişiler günahlarını yakanlar demektir. Günahlarını yakan kişi de altınlaşır, platinleşir, kaliteleşir. Evet, nasıl dünyada kalite arıyorsunuz, öyleyse müminlerin kaliteleri de işte bu nafile namazlarla ispat eder kendilerini. Kaliteli mümin, tevbe eden mümin, istiğfar eden mümin, marka mümin, kaliteli mümin, Allah indinde kalitesi tescil edilmiş mümin, bu mübarek berat kandillerinde beratını nurdan alanlardır. Kim ki Allah'a kendini verirse, bizzat Mevla İzzülcelal'e gönlünü verirse, Allah'u Zülcelal de onu kendi nurunda yakar. Kendi nurunda yakarsa artık öyle bir cevher olur ki onun kıymeti takdir edilemez. Onun kıymeti bilinemez. İşte benim aziz ihvanı dinim, böyle kıymetlere, böyle değerlere mazhar kılacak kıymetli, değerli geceleri Allah biz Muhammed ümmetine ihsan etmiş. Önümüzdeki pazartesi günü akşam berat kandiliniz mübarek olsun. O geceyi ihya ederek berat edenlerden etsin Rabbimiz. Beratını nurdan alıp cennet ve cemaliyle Rabbimizin müşerref olacak kulların zümresine ilhak buyursun. Günahlarımızı affeylesin. O gece yalvaralım. O gece dua edelim. Cenab-ı Hakk'a çok karşı kusurlarımız, kabahatlerimiz var. Evlatlarımızın hidayeti için dilimiz döndüğü kadar 100 zekattan sonra yalvaralım, kabilse ağlayalım Müslümanlar günahlarımıza. Gözyaşı dökelim. Sevgili Peygamberimiz 13. gece ağlamış, 14. gece sabahlamış ağlayarak ve nihayet 15. gece pazartesi günü, yani salıya bağlayan geceki 15. gece sabahlarken Ayşe validemiz dayanamamış, ya Resulallah bu halin nedir senin? Seccadesi yaşlarla dolmuş Efendimizin. Ümmetimin affını istiyorum ya Ayşe. Ümmetimin bağışlanmasını istiyorum. Ya Ayşe, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Hakkıyla ibadet edemediğim için ağlıyorum. Hakkıyla kulluk yapamadığım için gözyaşı döküyorum. Buyuran kainatın efendisinin bize numune olan ve bize örnek olan halleri hiçbir zaman gözümüzün önünden gitmemesi lazımdır. Günah deryasında dolaşan bizler ne olur Allah'ımızın silip süpürdüğü, annelerimizden doğduğumuz gün gibi tertemiz kıldığı bir geceye kavuşacağız. Allah'ım bu nimete, bu devlete mazhar olanlardan etsin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Cenab-ı Hak vasi rahmetiyle cümlemizi muamele buyursun. Rabbimiz geçmişlerimize rahmet, hayatta bulunan ehli iman, ehli İslam, ehli rabıta, ehli feyiz, mümin ve müminata sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Her türlü afat-ı semaviye ve eraziyeden bizleri bu ay, bu mübarek gece hürmetine muhafaza buyursun. Bereketli rahmetlerini Rabbim ihsan eylesin. Sevgililerinin yüzü suyu hürmetine, şefaat-ı kübranın 15. gece verilişi hürmetine. Rabbim dualarımızı müstecav, ibadetlerimizi kabul buyursun. Aba-u ecdat, akraba-u talikat ve silsile-i sadatımızın, üstazlarımızın, üzerimizde hakları bulunanların ve bilhassa ziyaretlerinde bulunduğumuz büyüklerimizin ve hasaten
huzurlarında bulunduğumuz Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh zat-ı bari Efendimizin aziz ruhları için, Allah'ımızın rızası için, El-Fatiha.